onaylandıktan sonra Türkiye İş Kurumu size dönecek. Yani talebiniz olumlu görüldü ya da görülmedi, şu kişiler, kişilerin listeleri de verilecek. Ola ki siz iş yerimizde çalışan bütün işçilere de yer vermiştirsiniz. Bu emekli olabilir, son 60 günü uymayabilir, yeni işe girmiş olabilir. Ben abi herkese başvurayım, artık kurum ne yaparsa diye. Evet, kurum bu kişileri tek tek sistemine girerek durumlarının uygunluğunu, kısa çalışma ödeneğine uygunluğunu sorgulayacaktır. Bu uygunluktan sonra sizlere bir faydalanacak kişilerin listeye atacaktır. Diyecek ki evet, talebiniz olumlu bulundu ancak şu kişiler, işte o kişiler listesi gelince bir XML listesi oluşturacağız. İşkur'un sitesinde, bahsettiğim sitede var yerde. Burada IBAN numaralarını, kişiye özgü bilgileri tekrar dolduracaksınız. Bu listeyi tekrar iş kurumuna ileteceksiniz. Bunun üzerine iş kurumu işçilerin hesaplarına ödeme yapacak. Dolayısıyla evet, maalesef sizi bir daha yoracağız. Tekrar yeniden bu listeleri zaten saklamıştırsınız. Elinizde vardır, kişiden TC numaralarından tutun, IBAN'larını da içeren bir listemiz iş kurumuna vermek durumundayız. Bu durumda da IBAN numaralarına yatması sağlanacaktır.